Yok. Anlıyoruz durumunuzu. Başını sarsın hocam. Tamam. Arkadaşlar sadece görüntü alalım. Başını sarsın. Sizin araba ön tarafta sürelim. Ön tarafta sürelim. Geldi sıra. Geldi burada. Tamam.
Başımız sağ olsun. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Mustafa girmeyin çok. Lütfen kapıyı kapatın gene. Ebru Hanımcığım tekrar başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Hepimizin başı sağ olsun. Mehmet Kudatko cenaze yakınları. Barış Barışan. Mehmet Kudatko cenaze yakınları. Hanım nasılsınız? Merhaba. Başınız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Yani hepimizin ortak arkadaşı, canı, ciğeri, sırdaşı. biz de kendi içimizde bir aileyiz biliyorsunuz. Bütün sanatçı arkadaşlarımız. Hepsini öyle görüyorum. Her ne kadar çok dostluğumuz olmasa da aramızda ama bir şöyleyiz. İçimizde işte hepimizin çok ortak sevdiği kişiyi kaybettik. Ne yapalım? Mekanı cennet olsun. Bir acı kaybımız daha var. Bülent Hanım'ın da, Bülent Ersoy'un da annesi vefat etti. Konuştum biraz evvel onunla da. Yani şu çıkmadan herkes dışarıda konuşuyor. Tamam. Teşekkür ederim Fülya Hanım. Bir öne alsana biraz şu araba geçsin de. Sağ olsun hepiniz. Hepiniz için başka bir karakterdi. Bizim de hepimiz için yani bizim camiamızın hepimizin ortak tek arkadaşıydı neredeyse. Ve ben Nur'la çok yıllar öncesinden çok böyle başka bir bağ vardı aramızda kardeş gibi. O yüzden can cennet olsun. Aslında sonucunun da aslında hep güler yüzüydü, neşeliydi. Evet. En son ne zaman siz görüşmüşsünüz, konuşmak istediniz, olmuş muydu? Her gün. Çünkü moral çok önemli bir şey. Dolayısıyla onu hep böyle ayakta tutmaya çalıştım. Ama işte böyle oluyor. Kesinlikle maalesef. Öyle. Peki başın sağ olsun. Gelincim gelsene. Sağ olun. Sizin de başınız, size de. Teşekkürler. أصحاب السعيد
Hayatta bir doğmak bir de ölmek gerçek. Başka da bir şey yok herhalde. O kadar hayata bağlı, o kadar yaşama sevinci yüksek bir kadındı ki. Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. İnsan inanamıyor. Yarın Bülent Hanım'ın annesini defne edeceğiz. Anneyi anlık şaşkınım ya. Çok acı. Teşekkürler arkadaşlar. Benim de çok sevdiğim, hani teyzem gibi gördüğüm bir insandı ve inşallah mekanı cennet olsun. Buradan da söylemiş olayım tüm aile dostlarına, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Görevimizi yerine getirdik. Şu anki dünyanın şartlarında olması gerektiği gibi. İnşallah mekanı cennet olsun. Bülent Hanım'ın bir açıklaması vardı. Nurcuğum, Oya'cığım işte burada selam söylüyorum. Yok, onu okumadım. Ama yani çok zaten samimi üç arkadaştı biliyorsunuz. Yani orada Allah biliyor hani kavuşmuşlardır diyeyim. Hani mekanlarını cennet verirsin inşallah. Bülent Hanım'ın da annesi vefat etti. Evet. Aradım. Haluk abiyle görüştüm, menajeri biliyorsunuz. Ondan sonra yarın Zincirlikuyu'nda zaten yapılacakmış cenazesi. Yarın oraya da katılacağım Allah'ın izniyle. Annesinin de mekanı cennet olsun inşallah. Aynen, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başınız sağ olun. Çok kısa birkaç kelime alsaydım sadece. Sabah.